أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ذکر دیوام ادیور کہندی غزوہ لری کون سندا بیر غزوہ وارد ذات الرقا عدل بیر غزوہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجد دے غطفانن قبیلہ سی بنو سالبے و بنو محارب سالدرمہ کیچن دورت یوز و بیر روایت گرے یدیوز اصحابی لبی لکھتا ہے یولا چکتے ہوئے مدینہ دے حضرت عثمان امیر اللہ نے گرے بلندر دے بس کبھی روایت گرے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت لرینی امیر اللہ نے گرے بلندر دے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجد دے نخل عدل یر وارد انا ذات الرقا دہی دنیلر اور دا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم karşı çıkmak için büyük bir ordu vardı. Birbirine karşı çıktılar. Her iki ordu fakat savaş olmadı. Ve insanlar birbirinden korktular. Bu savaş esnasında ilk defa Müslümanlar Salatul Khauf eda ettiler. Korku namazı. Salatul Khauf. Bu gazvenin isimlendirilmesi konusunda zikir vardır. Zat-ı Reka şu sebepten denilir buna. Çünkü burada eshaplar kendi bayraklarında peçeler vardı. Şu da deniliyor ki orada bir ağaç yahut bir dağ vardı. Onun adı Zat-ı Reka idi. Buhari'nin bir rivayetinde şöyle zikredilmiştir. Hazreti Ebu Musa Aşeri radıyallahu anh'u beyan eder. Biz saldırıda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıktık ve biz 6 kişiydik. Bizim elimizde ortak bir deve vardı. Biz sırayla ona binerdik. Bizim ayaklarımız yırtıldı. Su topladı. Ve her iki ayağım su topladı. Ve benim tırnaklarım düştü ve biz ayaklarımıza peçe takardık. Onun için buna Gazve-i Zat-ı-Rika kondu buna. Çünkü biz peçeler takardık ayaklarımıza. Bir not vardır. Onu dahi beyan edeyim. Tarih kitaplarına göre Zat-ı-Rika 4 Hicri'de olduydu. İmam Bukhari bunu Hayber gazvesinden olduğunu beyan etti. Çünkü Hazreti Ebu Musa Aşeri bu gazvede iştirak ettiydi. Ve o da Hayber gazvesinden Müslüman olduydu Hazreti Ebu Musa Aşeri. Onun için 7 Hicri tarihi daha uygun gibi görünüyor. Mekke fethinden fethi arasında bir rivayet vardır. Orada 8 Hicri'de olduydu.
Sunan-ı Nasai'de detaylı bir rivayet şöyle zikredilmiştir. Mekke fethi arasında bazı kişilerin detaylar beyan edildi ki onların öldürülmesi konusunda Resulullah buyurmuştu bunlar mutlaka öldürülsünler diye. Hazreti Musab bin Sa'd babasından rivayet eder. Mekke günü, Mekke fethi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 erkek ve 2 kadın dışında diğer bütün kafirlere aman verdiydi. Buyurdu ki bu 4'ü öldürün. İster onları Kabe'nin perdesiyle yapışık görürseniz dahi. İkrima bin Ebu Cehil, Abdullah bin Aktal, Mukis bin Sababa ve Abdullah bin Sa'd bin Ebi Saraha idiler. Abdullah bin Khatal yakalandığı zaman Kabe'nin perdelerini yakaladıydı. Hazreti Said bin Hureys ve Hazreti Ammar bin Yasir her ikisi ona koştular. Said ilerleyerek onu öldürdü. Vekisi çarşıda bulundu ve orada öldürüldü. İkrima denize doğru koştu. Gemiye kasırga koptu. Gemidekiler dediler ki ihlas ve doğruluktan yana olun. Sizin putlarının bir faydası olmayacak. İkrima dedi ki Allah adına yemin ediyorum. Denizde beni bir şey bırakırsa doğruluk vardır. Ve karada dahi beni ihlas ve doğruluk beni kurtaracak. Ya Rabbi ben sana kesin söz veriyorum. Eğer seni bu kasırgadan beni korursan ben mutlaka Resul Muhammed'e giderek onun eli üzerine elimi koyacağım. Ve mutlaka onu affeden göreceğim. Sonra geri döndü ve İslamiyet'i kabul etti. Bu konuda daha fazla meşhur rivayet şudur ki gemiye binmeden önce karısı onun kabul ettirdi ve geri götürdü. Bu rivayet gelecek. Daha sonra bu Sünen Nasai'nin bir rivayeti vardır. Abdullah bin Abi Sarha'ya gelince Hazreti Osman bin Affan'ın evinde gizlendi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara biat davetini verdi. Hazreti Osman onu Resulullah'ın önüne getirdi ve arz etti ya Resulullah Abdullah'ın beyatini kabul edin. Kendi başını kaldırdı ve 3 defa ona baktı. Ve 3 defa inkar etti. Her neyse. Sonunda onun beyatini kabul etti. Sonra şöyle buyurdu. Akıllı birisi yok muydu? Onu öldüresim. Ben geciktim beyat alması konusunda dediler ki ya Resulallah biz ne bilelim sizin kalbinizde neydi? Niye gözle bize işaret etmediniz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu peygamber için caiz değil ki gözlerin hiyanetini yapsın. Bu rivayet Sünen Ebu Davud'da dahi vardır. Ancak Sünen Ebu Davud'da başka bir rivayet dahi vardır. Fakat bu rivayetin son kelimeleri öldürülmesinin zikri yoktur. Burada şu rivayet edilmiştir. Hazreti İbni Abbas beyan eder. Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sarf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in katibiydi. Şeytan onu saptırdı. Kafirlerle birleşti. Mekke fethi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun öldürülmesini emretti. Hazreti Osman bin Affan onun için sığınma talep etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sığınma hakkı verdi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda ki öldürülmesi niye onu öldürmediniz? Şöyle izah edilir. Bu rivayette Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashablara buyurması ben biat alması konusunda geciktim. Siz niye onu öldürmediniz bu arada? Bu da mahalle nazardır. Resulullah tartışılmaya değerdir. Eğer onun biatini almak istemiyor idiyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürülmesini istiyor idiyse onu daha sonra da öldürülmesini emredebilirdi. Fatih idi. Bir memleketin başkanı idi ve onun katli dahi insaftan yanaydı. Onun için belki de
Bu rivayette bir ravinin kendi düşüncesi belki araya girmiş olabilir. Ayrıca bu Buhari ve Müslim'de bu rivayet yoktur. Abu Davud'da buna benzer bir rivayet İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir. Onun zikri geçmiştir. Ve bunda öldürmekten bahsedilmemiştir. Hazreti Müslim Evud radıyallahu anh Suratul Mümininin ayet 15'ini izah ederek şöyle beyan ediyor bu olaydan bahsederken. Bu ayet ile birlikte tarihi olayı bir vardır. Burada beyan etmek gereklidir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir katibi vahiy katibi vardı. Adı Abdullah bin Abi Sarha idi. Kendisine bir vahiy indirildiği zaman onu çağırarak yazdırırdı. Bir gün bu ayet ona yazdırıyordu. Summa anşana hu halkan ahara ulaştığı zaman ağzından çıktı. Ve tabarakallahu ahsanul halikin. Bu kelimeleri çıktı ağzından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Aynı vahidir. Sen onu yaz. O bedbaht düşünemedi ki geçen ayetlerin neticesinde kendiliğinden bu ortaya çıkmış oluyor. Düşündü ki benim ağzımda nasıl bu ayet çıktıysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana vahiy olarak beyan etti. Aynı şekilde el-yazu billah bütün Kur'an'ı kendisi uyduruyor. O mürted oldu, dinden döndü ve Mekke'ye gitti. Mekke fethi günü öldürülmeleri konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrettiydi. Onlardan bir tanesi Abdullah bin Abi Sarh dahi vardı. Ancak Hazreti Osman radıyallahu anh ona sığınma hakkı verdi. Ve kendi evinde 3 gün 3 gece gizli kaldı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke insanlarından biyet alıyordu. Hazreti Osman Abdullah bin Sarh'ı kendi hizmetine götürdü. Ve onun biyetinin kabul etmesini rica etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce biraz gecikti. Sonra onun biyetini aldı. Ve böylece tekrar Müslüman oldu. Sunan Nasai onun beyan ettiği rivayette İkrimah bin Abu Cehil'in İslam kabulü olayı beyan edilmiştir. Onun detayları kitaplarda şöyle beyan edilmiştir. Daha önce de zikrettiğim gibi değişiktir biraz. İkrimah bin Abu Cehil öyle kimselerden idi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürmek konusunda Mekke fethi günü emrettiydi. Mutlaka öldürülsün. İkrimah onun babası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e eziyet veriyorlardı. Ve onunla Müslümana çok sert davranıyorlardı. Öğrendi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun öldürülmesini emretmiştir. Yemen'e doğru koştu. Onun karısı arkasından gitti. O da Müslüman olduydu. İkrimaya denizde sahilinde buldu. Denize gemiye binmek üzereydi. Başka bir rivayete göre gemiye bindiği zaman onu gördü. İkrimaya mani oldu ve dedi ki benim amcamın oğlu ben senin yanına öyle bir insan tarafından geldim ki insanlarda en fazla birleştiren ve her iyi ve her hayırhadır o. Sen canını helakete sokma. Çünkü ben senin için aman talep ettim. Bunun üzerine o karısıyla birlikte geldi ve İslamiyet'i kabul etti. Ve onun İslam'ı çok güzel oldu. Rivayet vardır. İkrama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine çıktı. Arz etti. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Benim karım bana söylemiştir. Siz bana sığınma hakkı verdiniz. Resulullah dedi ki doğru. Şüphesiz sen emniyet içindesin. İkrama dedi ki ben şehadet ediyorum. Allah dışında ibadete layık başka bir zat yoktur. O tektir. Onun bir ortağı yoktur. Ve siz onun kulu ve onun Resulüsünüz. Başını eğdirdi utanarak. Resulullah ona dedi ki ey İkrama benden ne istersen eğer onun gücü varsa mutlaka sana vereceğim. İkrama arz etti. Benim
her düşmanlık için mağfiret dileyiniz. Size ben o yaptım düşmanlık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Ya Rabbi, İkrimanın her düşmanlığını affet ki o bana karşı gösterdi. Ya her kötü işini yap ki o bugüne kadar yapmıştır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlulukla kalktı ve kendi çarşafını ona verdi. Ve dedi ki hoş geldi iman durumunda ve hicret ettik durumda bize geldi. İkrima daha sonra büyük eshablara sayılıyordu. Eshablardan. İkrimanın iman etmesi konusunda önceden verilen gaybi haber tamamlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara beyan ediyordu. Rüya gördüydü. Kendisi cennettedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bir üzüm gördü. Hoşuna gitti. Kimin için dedi? Dediler ki Ebu Cehil içindir. Resulullah bunu hoşuna gitmedi bu. Perişan oldu. Ve dedi ki cennette mümin dışında başka birisi giremez. Ebu Cehil'in burada ne işi var? Sonra İkrima bin Ebu Cehil Müslüman oldu. Onlar mutlu oldu. Ve tabiri şöyle beyan etti ki bundan murat İkrima idi. Ebu Cehil değildi. Tebu gazvesi Recep 9 Hicri'de olduydu. Bu Tebuk gazvesine Ceşul Usra yani sıkıntı savaşı dahi denilir. Bunun için Hazreti Osman mal hizmetinde bulundu. Onun zikri şöyledir. Tebuk gazvesine Ceşul Usra yani sıkıntı savaşı denilir. Bu gazvenin hazırlığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem para istedi. Hazreti Osman Suriye'ye doğru gönderilen 100 develik bir kafile, ticari kafile her şeyle birlikte kendisine verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar istedi. Bu gazvenin ihtiyaçları için Hazreti Osman 100 deve daha verdi her şeyle birlikte. Sonra üçüncü defa mal istedi. Üçüncü defa Hazreti Osman radıyallahu anh yine 100 deve her şeyle birlikte hazırlatarak Resulullah'ın huzuruna verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden aşağı indi. Buyurdu ki Ma ala Osman'a Ma amela bada hazihi. Bundan sonra Osman ne yaparsa onun hiçbir cezası olmayacak. Ondan sonra Osman ne yaparsa onun bir cezası olmayacak. Bunun dışında Hazreti Osman 200 okya altın verdi Resulullah'a. Başka bir rivayete göre Hazreti Osman hazır oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kucağına 1000 dinar attı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinarları çevirdi ve iki defa dedi. Mazerra Osman'a amelun badayyum. Bugünden sonra Osman ne yaparsa ona zarar gelmeyecek. Bir rivayete göre Hazreti Osman bu arada 10 bin dinar verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman için dua etti. Gafarallahu laka ya Osmanu ma asrarta ve ma alanta ve ma huwa kainun ila yomil kiyama ma yubali ma amel abadak. Ey Osman, Allah sana seni mağfiret eylesin. Sen gizli olarak yaptın ve alenen yaptın ve kıyamete kadar olacak olan. Ondan sonra her ne amel yaparsa bir üzüntüsü olmamalı. Başka bir rivayete göre bu savaşın hazırlığı için 1000 deve ve 70 merkep verdi. Hazreti Osman'da dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala seni affetsin. Sen gizli olarak yaptın ve alenen yaptın. Hepsini Allah-u Teala affeylesin. Ya kıyamete kadar ne olacaksa onu affeylesin. Bundan sonra her ne yaparsa Osman Allah-u Teala ona aldırış etmeyecek. Resulullah bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer Hazreti Osman'ın lehinde şu dua etti. Allahum
marze an Usmana, inni anhu razin. Ya Rabbi, sen Osman'da razı ol. Çünkü ben ondan razıyım. Hazreti Musleh Mevud radıyallahu anh'u beyan eder. Eshablar bazen kendi evlerinin malını verdiler ve savaş için mal topladılar. Bazen rivayet var. Kendi arazilerini satarak para getirdiler ve onların bütün ihtiyaçlarını giderdiler. Bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve buyurdu ki filan yolculukta bizim ordu gitmek üzeredir. Ancak müminlerin elinde bir şey yok. Aranızda birisi var mı? Sevap nail olsun. Hazreti Osman bunu dinler dinlemez ayağa kalktı ve kendi malını çıkararak Müslümanların masrafları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine sundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu gördü. Dedi ki Osman cenneti satın aldı. Aynı şekilde bir seferinde İkrim'a o su vardı. Su sıkıntısı. Birisi var mı ki onu satın alsın? Sevap alsın. Hazreti Osman dedi ya Resulallah ben hazırım. Ben hazırım. Ben varım. O kuyu satın alarak Müslümanlar için vakfetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar dedi. Osman cenneti satın aldı. Aynı şekilde başka bir seferde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman radıyallahu anh için aynı kelimeler kullandı. Üç sefer öyle dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman hakkında buyurdu ki o cenneti satın almıştır. Hazreti Müslim Oğud radıyallahu anh beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman radıyallahu anh hakkında kaç defa beyan etmiştir ki o cenneti satın almıştır ve cennetliktir o. Bir defa Hudeybiye anlaşması zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan tekrar biyet aldı. Ve Hazreti Osman radıyallahu anh o zaman mevcut değildi orada. Kendi eli üzerine koydu ve dedi ki bu Osman'ın elidir. Ben onun tarafından kendi elimi üzerine koyuyorum. Böylece kendi elini Hazreti Osman'ın eli olduğunu beyan etti. Başka bir sefer dedi ki ey Osman Allah-u Teala sana bir gömlek giydirecek. Münafıklar onu çıkarmak isteyecekler. Fakat sen o gömleği asla çıkarmayacaksın. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'a diyor ki o gömleği çıkarma. Ve kim o gömleği çıkarmak isterse o münafık olacak. Bundan şu dahi belli oldu ki o kimseler münafık idi. Resulullah önceden gaybi haber verdiydi münafık olmaları konusunda. Oldukları konusunda. Hazreti Halife, üçüncü halife Hazreti Osman radıyallahu anh'ın özverisini şöyle beyan etmiştir. Savaş için para vardı. Resulullah hak ihtiyacını koydu sahabelerin önüne ve mal özverisinde bulunmalarını istedi. Bu neticesi şu oldu ki Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh kendi bütün malını getirdi. Hazreti Ömer evin yarı malını getirdi. Hazreti Osman arz etti. Benim bu kabul edilsin benim. Ki ben 10 hesapların bütün masraflarını göndereceğim. Ayrıca 1000 deve ve 70 at verdi. Hazreti Osman'ın Hazreti Ebu Bakır zamanında karakteri neydi ve makamı ve mertebesi neydi? Hazreti Ebu Bakır kendisine nasıl saygı gösterirdi? Hazreti Ebu Bakır'ın hilafet devrinde Hazreti Osman öyle eshaplar ve ehli şura arasında idi ki onlardan fikir isteniyordu önemli konularda. Fitne irtidada karşı koyarak Hazreti Ebu Bakır onu sona erdirdi. Roma'ya saldırmak ve değişiklere mücahitleri göndermeye niyetlendi. Bu konuda istişare etti. Bazı fikirler verdiler sahabeler. Hazreti Ebu Bakır daha fazla sordu. Hazreti Osman arz etti. Siz
bu dine inananların hayır hafızsınız. Siz hangi şehir için faydalı görürseniz ona amel etmeye azmedin. Çünkü sizin konusunda kötü zanda bulunulamaz. Hazreti Ebu Bakır arz etti ki sizin konusunda hiç kimse kötü zanda bulunamaz. Bunun üzerine Hazreti Talha, Hazreti Zübeyr, Hazreti Sa'd, Hazreti Ebu Ubeyda, Hazreti Said bin Zeyd ve o mecliste mevcut muhacir ve ensarla dediler ki Hazreti Osman doğru söylemiştir. Siz hangisini uygulursanız yapın. Biz size muhalefet etmeyeceğiz. Ve sizi asla suçlamayacağız. Bundan sonra Hazreti Ali konuştu. Sonra Hazreti Ebu Bakır insanlar arasında ayağa kalktı ve Allah-u Teala'nın zikrini beyan etti. O ehildir ona. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okudu. Sonra dedi ki, ey insanlar, Allah-u Teala size İslam vasıtasıyla lütfetti size. Ve cihat vasıtasıyla size onur verdi. Ve bu din vasıtasıyla bütün dinlerden sizi üstün kıldı. Ey Allah'ın kulları, Suriye'de savaş için hazırlanın. Hazreti Ebu Bakır kendi eshaplara istişarede bulundu. Avam bin Said'den sonra kim Bahreyn'in valisi olarak gönderilsin? Hazreti Osman bin Affan arz etti. Öyle birisini gönderin ki onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bahreyn'e vali yaptıydı. Onların İslam kabulüne sebep olduydu. Onlardan ve onun bölgesinden iyi bir şekilde vakıftır. Ala bin Hazrami'dir. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakır Ala bin Hazrami'yi Bahreyn gönderme konusunda hemfikir oldu. Hazreti İbni Abbas'tan rivayet edilmiştir. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh'ın hilafet devrinde bir seferinde yağmur yağmadı. İnsanlar Hazreti Ebu Bakır'ın huzuruna geldiler ve arz ettiler. Gök yağmur yağdırmıyor ve yerde tahıl bitmiyor. İnsanlar musibetle baş başadırlar. Hazreti Ebu Bakır dedi ki siz gidin ve sabredin. Akşama kadar Allah-u Teala sizin sıkıntınızı giderecek. Burada Hazreti Osman 100 develik kafile geldi buğday ile birlikte Suriye'den. Onun haberini alarak insanlar Hazreti Osman'ın kapısına gittiler ve kapıyı çaldılar. Hazreti Osman dışarı çıktı ve sordu ki ne istiyorsunuz? İnsanlar dediler ki siz biliyorsunuz sıkıntı vardır. Kıtlık vardır, yağmur yağdırmıyor gök ve yerde de bir şey bitmiyor. İnsanlar sıkıntıyla baş başadırlar. Biz öğrendik ki sizin elinizde buğday var, siz onu bize satın ki biz onu fakirlere ve miskinlere götürelim. Hazreti Osman buyurdu, tamam, içeri gelin. İçeri gelerek satın alın. Tacirler kendi evine girdiler ve buğdayı orada gördüler. Hazreti Osman tacirlere dedi ki siz bana akşamdan satın aldım. Ne kadar kar vereceksiniz? Suriye'den ben getirdim buraya. Söyleyin. Ne kadar kar vereceksiniz? Dediler ki ne kadar orada insan varsa tacirler idiler. Dediler ki biz 10 yerine 12 vereceğiz. Eğer 10 dirhem ise biz 12 dirhem vereceğiz. Hazreti Osman dedi ki bundan daha fazla elime geçiyor. Dediler ki 10 yerine 15 vereceğiz. Hazreti Osman dedi ki ben ondan daha fazla buluyorum. Tacirler dediler ki Ebu Amr, Medine'de bizim dışımızda bir tacir yok.
kim daha fazla size veriyor? Bundan fazla. Hazreti Osman dedi ki Allah bana veriyor. Her dirhem mukabil 10 kat daha fazla veriyor. Her birisine mukabil. Siz ondan daha fazla verebilir misiniz? Dediler ki hayır. Biz veremeyiz. Hazreti Osman dedi ki ben Allah-u Teala'yı şahit tutarak bu tahılı Müslümanların fakirlerine sadaka ediyorum. Hepsini ben fakirlere veriyorum. Ve parasını almayacağım. Hazreti İbni Abbas radıyallahu anh der ki ben o gece bu olay olduğu gece sadaka verildiği gün o gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm rüyada. Bir ata binmişti. Çok cüsseli bir at. Nur elbise vardı üzerinde. Ve ayaklarında nur ayakkabısı vardı. Ve elde değnek vardı nurdan. Ve hızlıdır. Acele. Arz ettim ya Resulallah. Ben sizinle konuşmak istiyordum. Siz niye nereye gidiyorsunuz acele? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey İbn Abbas. Osman bir sadaka verdi. Allah-u Teala onu kabul buyurdu. Cennete onu evlendirdi. Onun evliliğine girmek, katılmak için bizi çağırdı. Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in devrinde makamı ve mertebesi konusunda birkaç şey beyan ediyorum. Hazreti Ömer halife olduğu zaman büyük eshaplardan, Beytul Mal'dan istişare etti. Hazreti Osman arz etti. Yiyin ve yediriniz. Yani ihtiyaçlarınızı tamamlayınız ve insanların ihtiyaçlarını da giderin. Fix etmeye gerek yok. İslam'da zafer meselesi çoğaldı. Mal çoklaştı. Hazreti Ömer eshapların bazılarına o mal konusunda fikir için çağırdı. Hazreti Osman arz etti. Ben görüyorum. Mal çok çoğaldı. İnsanlar için yeterlidir. Eğer insanların sayısını yaparsak öğrenelim ki kim aldı ve kim almadı. Korkarım zorluklarla baş başa kalacağız. Bazen ikişer defa alacaklar kimseler. Bir yazmamız lazım. Hazreti Osman'ın fikrini kabul etti Hazreti Ömer ve sayı yaptırarak insanların isimlerini kayıda geçirdi defterlere ve ona göre her birisine mal veriliyordu. Hazreti Osman'ın hilafeti konusunda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir önceden verdiği gaybi haber var zikri geçmiştir işareten gömlek konusunda ve münafıkların gömleği çıkarmak konusunda Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh'a rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdu. Aranızdan birisi rüya gördü mü? Adamın birisi dedi ki ben gördüm. Sanki bir tartı indi gökten ve sizi ve Hazreti Ebu Bakır tartıldınız. Siz Ebu Bakır'dan ağır çıktınız. Siz Hazreti Ömer ve Ebu Bakır tartıldınız. Hazreti Ebu Bakır daha sonra Hazreti Ömer ve Osman tartıldı. Hazreti Ömer ağır çıktı. Sonra terazi kalktı. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çehresinden tiksinti gördük. Bu rüya üzerine memnun kalmadı, tiksinti duydu. Başka bir rivayet var. Hazreti Cabir bin Abdullah der, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bugünkü gece Salih birisi rüya gördü. Hazreti Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birleştirilmiştir. Ve Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bakır ile ve Hazreti Osman, Hazreti Ömer ile Hazreti Cabir beyan eder. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından kalktık. Biz dedik ki Mard-ı Salih'ten murad Resulullah'tır. Ve bazılarının birleştirilmesi bu demektir ki bunlar dinin valileri olacaktır. Allah-u Teala onu kendi peygamberini gönderdi. Hazreti Samra bin Cundub beyan eder. Adamın birisi dedi ya Resulallah
ben gördüm ki gökten bir bir kap indirildi. Hazreti Ebu Bakır yakaladı. Sonra Hazreti Ömer yakaladı. Ve iyi bir şekilde su içtiler. Sonra Osman geldi ve her iki taraftan tuttular ve su içtiler. Sonra Hazreti Ali geldi. Ve her iki tarafından uttular ve taştı ve biraz üzerine dahi düştü. Bu dahi hilafete işaret idi. Ve Hazreti Ali'nin zorluk devriydi, ona işaret idi. Doğru bir şekilde içemedi. Hazreti Osman'ın halife seçilmesi konusunda Meclis-i Şura vardı. Bu konuda Hazreti Misver bin Makrama beyan eder. Hazreti Ömer bin Khattab kendisine olan saldırıdan sonra daha sağlıklı iken kendisine sık sık rica ediliyordu. Birisini halife olarak görevlendirin. Kendisi kabul etmiyordu. Bir gün kendisi minbere çıktı ve birkaç kelime söyledi ve dedi ki eğer ben ölürsem sizin muhabiriniz bu altı zatın elinde olacak. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrıldılar. Bu durumda ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan razı idi. Ali bin Abi Talib, Zübeyr bin Al-Avvam, Abdurrahman bin Avf ve Osman bin Affan, Talha bin Ubeydullah ve onun naziri Sa'd bin Malik. Sonra dedi ki ben size karar vermek konusunda Allah'ın takvasını benimsemek ve insaf etmeyi size tavsiye ediyorum. Ebu Cafer beyan eder. Hazreti Ömer bin Khattab hilafetin seçimi için Meclis-i Şura'nın üyelerine dedi ki bu konuda istişare edin. Kendi aranızda her iki taraftan iki şer oy olursa yine tekrar istişare edin. Eğer dört ve iki olursa o zaman kimin oyu daha fazla ise onu benimseyin. Zeyd bin Aslam kendi babasından beyan eder. Hazreti Ömer dedi ki eğer iki taraftan da üçer oy olursa hangi tarafta Abdurrahman bin Avf olursa o tarafın insanların sesini dinleyin ve itaat edin. Abdurrahman bin Said beyan eder. Hazreti Ömer yaralandığı zaman dedi ki Suheb size üç gün namaz kıldıracak. Suhade İmam-ı Salab olarak görevlendirdi Suheb'i. Sonra dedi ki hilafet konusunda istişare de bulunun. Ve bu muamele altı kişiye veriyorum. Ondan sonra her kim size muhalif ederse onun başını kellesini uçurun. Hazreti Enes bin Malik beyan eder. Hazreti Ömer kendi vefatından belli bir zaman önce Hazreti Ebu Talha'ya mesaj gönderdi ve dedi ki ey Ebu Talha kendi kavmi Ansar'dan 50 kişi alarak Ashab-ı Şura'nın yanına git. Ve üç gün onları bırakma. Kendi aranızdan birisini amir seçmedikçe ey Allah sen onlar üzerinde benim halifem densin. Sa'd bin Abdullah beyan eder. Hazreti Ebu Talha kendi arkadaşlarıyla birlikte Hazreti Ömer'in mezarına da biraz durdu. Ondan sonra Ashab-ı Şura ile birlikte kaldı. Sonra Ashab-ı Şura kendi muamelesini Hazreti Abdurrahman bin Avf'a verdiler. Ve dedi ki kimi isterse amir olarak görevlendirsin. Hazreti Ebu Talha o zaman Abdurrahman bin Avf'ın kapısında durdu. Hazreti Abdurrahman bin Avf Hazreti Osman'ın biyetini etmedikçe Hazreti Salma bin Abu Salma bin Abu Salma babasından beyan eder. İlk olarak Hazreti Abdurrahman bin Avf Hazreti Osman'a biyet etti. Sonra Hazreti Ali Hazreti Ömer'in azad ettiği köle Ömer bin Umira dedesinden rivayet eder. Ben gördüm. İlk olarak Hazreti Ali Hazreti Osman'a biyet oldu. Ondan sonra sıra ile insanla biyet ettiler. Peyderpey. Sahih Buhari de Hazreti Ömer'in son hastalıktan sonra gelen halife ve nesiye ve şura ile ilgili detaylı beyan edilmiştir.
onun zikri şöyledir. İnsanlar dediler ki, Amirul Mu'minin vasiyet edin. Birisini halife olarak görevlendirin. O dedi ki, ben bu hilafete bu dört bundan daha fazla birisini görmüyorum hilafette haklı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir durumda vefat etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan razı idi. Ve onlar Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Zübeyr, Hazreti Talha ve Hazreti Sa'd ve Hazreti Abdurrahman bin Avf'ın ismini söyledi. Ve dedi ki Abdullah bin Ömer sizinle beraber kalacak. Ve bu hilafet onun bir hakkı olmayacak. Daha önce de beyan etmiş bulunuyorum. Onun için tekrar beyan ediyorum. Özetli olarak her neyse Hazreti Ömer'in vefatından sonra defnedilmesinden çıktılar. Hazreti Ömer 6 kişinin ismini söylediydi. Hazreti Abdurrahman bin Avf dedi ki kendi muamelenizi 3 kişiye verin muamelenizi. Hazreti Zübeyr dedi ki ben kendi yetkimi Hazreti Ali'ye verdim. Hazreti Talha dedi ki ben kendi yetkimi Hazreti Osman'a verdim. Hazreti Sa'd dedi ki ben kendi yetkimi Hazreti Abdurrahman bin Avf'a verdim. Hazreti Abdurrahman bin Avf Hazreti Ali ve Hazreti Osman'a dedi ki aranızda kim ayrılırsa biz ona havale edeceğiz bu meseleyi. Ve Allah ve İslam onun bektisi olacak. Ona muamele verilecek. Onlardan efzal olanın ismini söyleyecek. Bu arasında her iki zat ses susturdu. Sonra Abdurrahman dedi ki bu muameleyi bana havale ediyor musunuz? Ve Allah benim bekçimdir. Aranızdan kim üstün ise ben asla eksiklik yapmayacağım. Bu muameleyi bana havale edin. Şimdi bunun başkanlığı benim elime olacak komitenin. Önce birisi dediler ki o el çekmiyorsa ben çekiliyorum bu muameleden ve başkanlık böyle olacak. Her neyse dediler ki ben ne karar verirsem insaf ile yapacağım ve Allah beni bekçimdir, gözetleyicimdir. Her ikisi dediler ki tamam. Abdurrahman bin Avf her ikisinin birisinin elini tutarak ayrı götürdü ve dedi ki siz Resulullah ile akrabasınız ve İslamiyet'e sizin makamınızı siz biliyorsunuz. Allah sizin gözetleyicinizdir. Söyleyiniz ben sizi emir yaparsanız mutlaka insaf yapacak mısınız? Eğer ben Osman'ı emir yapacaksanız onun sözünü kabul diller misiniz? Onun emrine itaat edecek misiniz? Sordu. Sonra Hazreti Abdurrahman ötekini götürdü ayrı. Hazreti Osman'ın sıra geldi. Ona da aynı şey söyledi. Kesin söz aldı. Dedi ki Osman dedi ki kelinizi kaldırın ve ona biat etti. Ve Hazreti Ali dahi ona biat etti. Ve evdekiler içeri girdiler ve biat ettiler kendisine. Hazreti Musleh Mevud radiyallahu anhu Hazreti Ömer'in vefatı ve Hazreti Osman'ın halife seçimi konusunda beyan eder. Hazreti Ömer yaralandığı zaman hissetti ki şimdi son zamanı yakındır. 6 kişi konusunda vasiyet etti. Onlardan kendi arasında birisini halife olarak seçin. Onlar bunlar idiler. Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Hazreti Sa'd bin Abi Vakas, Hazreti Zübeyr, Hazreti Talha. Bununla birlikte Hazreti Abdullah bin Ömer dahi bu istişareye ye onu da kattı. Fakat hilafete haklı beyan etmedi onu. Ve vasiyet etti ki bütün bunlar 3 günde karar versinler. Ve 3 gün için Suheb İmam-ı Salat olarak görevlendirildi. Ve istişare için Miktad bin Asvad görevlendirildi. Ve talimat verdi. Hepsini bir yerde toplayarak mecbur etsin ve kılıçla kapıda bekçilik yapsın. Çokluk kimin yanında ise herkes ona biat etsin. Eğer birisi inkar etse onun kellesi uçurulsun. Eğer her iki tarafından üçer kişi olursa Abdullah bin Ömer hangisinin ismi söylerse o halife olsun. Fakat eğer bu kararı üzerinde razı olmasa nasıl Abdurrahman bin Avf olursa o halife olsun. 5 sahip istişare ettiler. Talha o zaman evde yoktu.
uzun tartışmadan sonra Hazreti Abdurrahman bin Auf dedi ki, her kim ismini geri çekmek isterse konuşsun. Hepsi sessiz kaldı. Hazreti Abdurrahman bin Auf dedi ki, ilk olarak ben kendi ismimi geri alıyorum. Sonra Hazreti Osman dedi ki, ben de ismimi geri söylüyorum. Sonra ötekiler dediler, Hazreti Ali sessiz kaldı. Sonunda Hazreti Abdurrahman bin Auf'tan söz aldı. Karar verme konusunda asla taraf tutmayacak söz verdi ve bütün iş onun eline verildi. Hazreti Abdurrahman bin Auf'a. Hazreti Abdurrahman bin Auf 3 gün Medine'nin her evine gitti ve erkekle ve kadınlara sordu. Onun düşüncesi kimin hilafeti lehindedir? Herkesi dediler ki Hazreti Osman'ın hilafetini kabul ediyorlar. Sonunda Hazreti Osman hakkında karar verdi ve o halife oldu. Allama İbni Sa'd yazar, Hazreti Osman bin Affan 29-23 Hicri konusunda pazartesi günü biyet edildi. Pazar günü ya pazartesi günü. Hazar bin Samura beyan eder, Hazreti Osman halife olduğu gün Hazreti Abdullah bin Mesud dedi ki, biz geri kalanlardan en iyi zatı seçtik. Biz bu seçim konusunda asla eksiklik yapmadık. Hazreti Osman halife seçildikten sonra ilk olarak konuştu. Onun hakkında rivayet şöyledir. İsmail bin İbrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Rabia Makhzumi babasından beyan eder. Hazreti Osman'a biat edildi. Kendisi Hazreti Osman insanlar arasına çıktı ve onlarla konuştu. Allah-u Teala'yı hamd etti ve dedi ki, ey insanlar, ilk olarak yapılan iş zor olur. Yani iş zor olur. Bugünden sonra diğer günler vardır. Eğer ben diri kalırsam önünüzde güzel konuşacağım. Bugün kısa konuşuyorum. Gelecek günler olacak. Uygun bir şekilde konuşacağım. Sonra dedi ki biz konuşmacı değiliz. Allah-u Teala bizi öğretecek. Konuşma yollarını dahi öğretecek bana. Badr bin Osman amcasından rivayet eder. Şura ahalisi Hazreti Osman'a biat ettiler. Bu durumda dışarı çıktı. Ki onlardan en fazla üzüntülüydü. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in minberine çıktı ve insanlara konuştu. Allah'a hamd etti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okudu. Sonra dedi ki, şüphesiz öyle bir evdesiniz ki onu bırakmalısınız bu dünya. Ve ömrünün son günlerindesiniz. Ölümden önce ne kadar iyilik yaparsanız yapın. Şüphesiz ölüm sizi sarmıştır. Ve düşman sabah ve akşam size saldırmak üzeredir. Dünya mekir ve aldatmacadır. Dünya sizi aldatmasın. Allah konusunda aldatan şeytan sizi asla aldatmasın. İbret alın geçmişlerden ve çaba sarf edin. Gafil kalmayın. Çünkü Allah-u Teala sizden galip gafil değil. O dünyadaki ve onun kardeşleri nerededir ki yeri yırttılar ve onu yaşattılar ve uzun zaman ondan istifade ettiler. Onları dışarı atmadı mı Allah-u Teala? Onun için siz de dünyayı öyle bir yere atın ki nerede Allah-u Teala onu atmıştır. Ahireti talep edin. Ahireti talep edin. Çünkü Allah-u Teala ahiretin örneğini ve en iyi olanın örneğini beyan ederek buyurdu ki وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا مَسَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَائِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
sevabın ve hayrın amala. Onların önüne dünyanın hayatının örneğini beyan et. Öyle bir su gibidir ki biz onu gökten indirdik. Sonra onunla birlikte yerinin bitkisi birleşti. Sonra rüzgar onu götürdü. Her şey Allah kadirdir. Mal ve evlat dünyanın hayatının ziynetidir. Ve geri kalan iyilikler sevap olarak Allah katında en iyidir. Bundan sonra insanlar biat ettiler kendisine. Hazreti Osman'ın hilafet devrinde olan zaferlerin zikrini yapıyorum. Hazreti Osman'ın devrinde bazı yerlerde Allah-u Teala Müslümanlara zafer verdi. Afrika'nın fethi, El-Cezayir ve Merakeş, Merako, Batı, Endülüs, İspanya 27 Hicri, Kıbrıs 28 Hicri, Savari, Armenya, Khorasan 31 Hicri, Roma ülkesine doğru ilerlemek, Talkan, Balyab, Jurjan, Takaristan'ın fethileri, Balakharat 32 Hicri. Bunun dışında bunun zikri dahi vardır. Hazreti Osman'ın devrinde Hindistan'da İslam geldiydi. O zaferlerin detayları şöyledir. 27 Hicri'de Hazreti Osman, Hazreti Abdullah bin Abi Sarh 10 bin kişilik ordu göndererek Afrika'ya gönderdi. Morocco ve El-Cezayir Garp. Müslümanlar zafere ulaştılar. Endülüs 27 Hicri. Abdullah bin Nafi bin Hüseyin Bahri ve Abdullah bin Nafi bin Abdülkays se Afrika'dan Endülüs'e ilerleme konusunda emretti. Bu Endülüs'e doğru gittiler. Ve Müslümanlar Allah-u Teala zafer verdi. Kıbrıs'ın fethi 28 Hicri. Ebu Maşer'in sözü vardır. Kıbrıs 33 Hicri'de fethedildi. Bazı kimselere göre 27 Hicri'de fethedildi. Tahir-i Teberi ve Bidaya ve Nihaya her ikisi bunu 28 Hicri'nin olayında beyan etmiştir. Eshablardan Hazreti Ebu Zargafari, Hazreti Ebu Ubeyda bin Samit, Karesi Hazreti Ümmü Haram binti Milhan, Hazret Mikdad, Hazret Abu Darda, Hazret Şeddad bin Aws idiler. Kıbrıs bir Suriye'nin batısındadır. Orada bahçeler çoktu. Kıbrıs Hazreti Osman'ın devrinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emriyle izniyle Mir Muaviye'nin eli üzerinde fethedildi. Bu Safiye'de Ümmü Haram bin Milte Milhan dahi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit olacağını beyan ettiydi. Bu dönüşte kendisi için bine getirildi. Kendisi ona bindi. Fakat ondan düştü. Ve başı ve şehit oldu. Bu zikir daha vardır. Gelecekte dahi beyan edilecek. Dua ya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün dahi Pakistan'ın Ahmedileri için çok dua etmeye devam edin. Allah-u Teala onların durumunu düzeltsin. Onlara dahi dua etmek nasip olsun. Kendi ıslahlarını dahi Allah ile alaka kurmaları nasip olsun. Allah-u Teala çabuk, acele bu karanlık günleri aydınlığa dönüştürsün. Ve biz oranın Ahmedilere dahi hır bir şekilde kendi görevlerini yapabilsinler. Biz onu görelim. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.